4 diyelim mi burayı? 104, 104 de bu masa. 4000 kalori. Bu masa şu an 4000 kalori. Bütün tüp mideyi danışanlarından çok özür diliyorum. Kalısını tüketmeyeyim diye bütün videomu içtiğim için. Adana var daha. Adana'yı lahmacuna sarıp yiyecektik, unuttuk. Senin önüne koyuyorum bunu. Önüne koy. Oh. Bunu izleyen diyetisyenler falan ne diyecekler ya? Bizim meslektaşa bak falan. Ben buraya acaba seni hiç diyetisyen de yazmasam. Lahmacun. Şerefe yapalım. Çin. Çok güzel. Merhabalar, selamlar. Yanımda sevgili diyetisyen Efe Balı. Bali? Balı. Balı. Lütfen. Efe Balı var. Bütün lise hayatım. Childhood ruined değil mi? Aynen. Bugün Efe ile birlikteyim. Neden Efe ile birlikteyim? Çünkü mukbang yapacağız. Adını söyleyemiyorum. Mukbang falan diyor. Diyetisyenle mukbang yapmak garip olur gibi düşündüm. İlginç olur diye düşündüm. Daha önce yapıldığını düşünmüyorum. Ben tüp mideliyim biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız şu an öğrenmiş oldunuz. Yaklaşık 2,5 senedir ve tüp mide ameliyatı olduğumdan beri sevgili Efe ile birlikteyiz. Yani benim danışman yok. Benim danışanım. Doğru mu söylüyorum şu an? Ben bütün mideliyim. Sen bana danışıyorsun. Ne yiyeceğim tamam diye bunları yiyor. Ve bunları yiyoruz değil mi? Evet, süper. Koray Tekin ameliyat olmuştum 2017 Mayıs'ta. Efe de Koray Bey'in yanında çalışıyor. O yüzden de tüp mide yolculuğumun başından beri kendisiyle beraber her ay düzenli kontroller gerçekleştiriyoruz. Yapıyoruz. Yemem çok düzenli değil ama kontroller çok düzenli. Çok düzenli. Artık o yüzden böyle aşırı yakın arkadaş olduk yani bir noktada. Dedik ki bir şey çekelim birlikte. Hani lahmacun, künefe, cheesecake, pide, kızarmış tavuk, McDonald's falan yemekte her... Kokoreç. Aa, kokoreci unuttum. Pide var. Çiğ köfte var. Çiğ köfte var. Kokoreççi dayı Haribo yollamış. Teşekkürler. Tüp mideyle ilgili sorularınız var mı diye sormuştum size Instagram'dan. Sordunuz. Efe burada. Hem yiyeceğiz, ben hem sorularımı soracağım. Hem de benim tüp mide serüvenim nasıl geçti? Diyetisyenimin ağzından hep beraber ilk defa duyacağım ben de. Dinleyeceğiz yani. Evet. Nereden başlayalım? Çok heyecanlı. Burada ne var? McDonald's gibisi yok. Şunu bir atalım. Ben çok acıktım çünkü özür dilerim. Şimdi benim fix bir cümlem var. Hepimiz insanız. Arada böyle bir günler şeyler olabilir. Tabii bu kadar olmasa da şimdi bu tamamen sanatsal bir çalışma. Sevgili Türkiye Diyetisyenler Derneği, diplomam benle kalırsa sevinirim. Teşekkürler. Zaten yemeyecek yani. Bence o konuda bir şeyimiz bu videoyu izleyen herkes senin çok samimi olduğunu düşünecek. Peki bir şey sormak isterim. Yani aşağı yukarı kaç kalori alacağımızı da burada bize söyleyebilir misin mesela? Ekmeğini, yağını falan düşünsen. Bir pide 200-300 arası bir şey vardır büyük ihtimalle. 100 civardır bir lahmacun. Tamam. Şu iki çeyrek kokoreçe de direkt 300 desek. Orası 300'e vuruyordur büyük ihtimalle. Şurası 1000. Çok sonra 300, 10 da eklesen 400. Tamam, 1600. 1600'lerdeyiz. Elimizde görmüş olduğumuz Adana dürüm. Burada bir 200 falan vardır herhalde. Bir 150-200 civar bir şey vardır. 200 desen ona düzle. 200 düzledik. Bunu hiç konuşmadık. 1000 kalori falan vardır. Yani. Ki daha falan. Hadi biz 1000 diyelim ya. Çiğ köfte var yani. Düz 4 diyelim mi burayı? Düz 4. Düz 4 de bu masa. 4000 kalori. Bu masa şu an 4000 kalori. Ortalama bir insanın günlük alması gereken kalori. Kadın için 1500 falan, erkekler için 2000-2500 gibidir. Ben tüp mideliyim. Benim almam gereken kalori ne kadar? Şimdi günlük kilo verme açısından bakacak olursan 1000. Yani böyle 800'ler 1000 kaloriler. Yani, yani şu falan. Tabii. Yani 800'ler 1000 kaloriler gibi. Hmm. Hani böyle günlük rutin. Belki 1200'lere doğru da çıkabilir o. Her evet insana nasip olmaz yani diyetisyeniyle 4000 kalorilik masada oturmak. O yüzden bu tadını çıkaracağım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum sana. Evet, 10 dakika sonra sana sen doyarsın ben de. Başlayalım artık evet, hadi. Evet, ufaktan gidelim. Şimdi ben katıyla sıvıyı karıştıramıyorum. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Bunu normalde herkesin dikkat etmesi lazım. Yani bu çünkü bu da çok sorulan bir soru. Hani katı sıvı ayrımı ne oluyor, ne kadar süre, nedir, nedendir noktasında. Aslında bakıldığında belli amaçları var. En önemli amacı mesela örneğin bir örneklemeyle yola çıkarsak bunu sana illa söylemişsindir bir yerde. Mesela diyelim ki iki köfte doyuyor kişi ameliyat sonrasında. Hı hı. Önden sıvı bir şey tükettiği zaman o 15 dakikalık bekleme yapmazsa o iki köfteni bir köfte yiyebiliyor. Benim için protein çok kıymetli. Ve doğal olarak ihtiyacın o proteini alamamaya başlıyorsun. Bu birinci sebebi. Bir diğer noktası tam tersi düşünürsek yani yemek sonrası noktasına bakacak olursak iki köfte yedin. Hı-hı. Doldun zaten. Fulsün yani. Aynen. Daha gitmiyor yani. O sıvıyı içtiğin anda ya çok ciddi bir rahatsızlık ya da en istenmeyen tablo ve en keyifli olan tablo çıkartma durumu yaşanabileceğinden dolayı. Aynen. Kadısların en önemli şeyi bu.
Bir diğer noktasıysa şimdi bizim midemiz biraz esnek. Atısı çok karıştıkça biraz esnebiliyor. Onların olmaması adına hasta kadısı var mı çok istemiyoruz ama dediğim gibi bu zaten normalde ameliyat olmamış bir bireyin de dikkat etmesi gereken bir kural. Ben şunu fark ettim mesela ameliyat olduktan sonra çiğnemiyormuşum eskiden. Yani katıyla sıvıyı bir arada tüketebildiğim için hayatım boyunca bir ısırık alıyordum bir şeyden üstüne hemen bir şey içiyordum aşağı itiyordum onu. Ama şimdi çiğnemek zorunda kalıyorsunuz ve aslında bu çok iyi bir şey. Koroji de hep söylüyor zaten. Atıyorum böyle çok küçük bir parça attık diyelim ki. Hı-hı. Böyle onu çiğnerken yani kola değil tabii ki ama işte mesela atıyorum ayran. Daha önce çok ufak bir yudum alınıp o ağızdaki lokma ıslatılabilir. O zaman artık girelim ya yemeğe. Neyle giriyoruz? Lahmacun. İstediğin lahmacunu sen sar. Yeşillik falan da var burada. Ben o yeşillikleri alabilir miyim? Teşekkürler. Tabii. Patatesler falan. Sen şimdi zaten patatesle bir devam edersin. Benim var ya her şeyden çok az yemem gerekecek. Çünkü hakikaten tıkanacağım. O yüzden çok iyi seçmem gerekiyor. Allah yani o tıkanma olayın olması sadece zaten çok güzel bir şey. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Efe ilk defa benim evet. Porsiyonumu görecek. İlk kez yani. Sürekli dinliyorum. Ama realite yaşayacağız evet. Şu anda. Yani ilk defa ne kadar yiyebildiğimi bir oturuşta Efe görmüş olacak. Bu benim hoşuma gitmiyor şu anda. Bu arada çatal bıçakları da getirmiş. Çok kibar bir ev sahibi. Benim çatal bıçağıma bakın şimdi. Ya en güzel çatal bıçağım. Dur şu nereden kurtulalım da safra kesemize kaçmasın. Ya bu ne be? Diyetisyenle yemek yemek hiç keyifli değil. Ya, safra keseme işte. Kaçmasın diye limon kabı şeyi ayıklıyor. Şu daha küçük sanki. Evet. Allah lanet. Şerefe yapalım. Çok güzel. Acaba ne diyor? Evet lan. Bu sıvı ayrımına 2,5 yıldır dikkat ediyor musun? Ediyorum ama birazdan etmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Yani. Katı sıvıya hala devam ediyorum ya. Süper. Yani ekmek durumundayım. Çünkü gerçekten ya yemek yiyebiliyorsunuz midenizin boyutu sebebiyle ya da ağzımda yemek var ama ya da bir şey içmeniz gerekiyor ve hakikaten çok tıkanıyorsunuz, çok çabuk tıkanıyorsunuz. Ve zaten az yemek yerken iyice göz açtığınızı köreltemeden daha da az yemek yemek zorunda kalıyorsunuz. Sıkıntı. Benim böyle çok ameliyat olmaya karar verdiğim dönemde endişe ettiğim konu aslında katı sıvı meselesiydi. Çünkü seviyordum hakikaten. Yani bir şey yerken bir şey içmeyi böyle hiç çiğnemeden yutmayı. Şuradan pide ver ya bir tane. Abi bir. Beni en çok korkutan şey işte o katı sıvı muhabbetiydi ama yemin ederim alıştım yani. İnsan alışıyor abi. Her şeye alışıyorsun. Alışmazsan zaten o alıştırıyor. Ha, yani öyle bir noktası da var. Alışıyorsun. Sevesene. Niye? Bir de rakı balık. Ay ne rakı balığı be? Rakı meze olayı. Bu benim zaten için birazcık düşündürücüydü. Herkese soruyordum abi olabiliyor mu rakı ile meze? Oluyor. Bir süre sonra oluyor ama. Yani ne kadar zaman sonra sence? Yani 3. 4. aydan sonra rakı içiliyor mu 3. ayda? Rakı ayrım. Rakıya bakacak olsun. Alkolü soruyorsan alkol 1. ayda. 4 diyor öldüreceğim millet. Alkol anlamında çünkü alkol ameliyat sonrası hani hem kilo verimin engellenmesine hem kilo geri alımındaki en sıkıntı arkadaşlardan bir tanesi çünkü sıvı olan da çok rahat gidiyor. Ondan sonra evet. Bir diğer şey de böyle bir uyuşturucu şeyi var ya böyle gevşetici falan yani normalde yenemeyen miktarları alkollüyken yenebiliyor. Ondan da böyle ilk 6 ay daha böyle balayı dönemi diye geçen bir dönem. Yani kilo kaybının daha çok hızlı bir şekilde indiği bir dönem. İlk 6 ay çok fazla alkole ulaşılmasını önermiyorum. Ha ama işte bir özel gün olur. Yani bir yıl dönümü olur, bir kutlama olur, bir şey olur. Hani şöyle bir kade eşlik etmek anlamında. Ha. Bira olmamak kaydıyla. Çünkü gazlı içecekler bir yıl kadar yok. Bira olmamak kaydıyla işte bir rakıdır, şaraptır. Viskidir. O tarz bir şey. Böyle çin çin demek için her bizim lahmacunla yaptığımız yol. Yapma kadar masada durabilir. Bira sevenler için biraz üzücü bir haber. Birayı çok yani içemezsiniz birayı. Bu ameliyat olursanız en az yani maksimum 2 bira falan içer herhalde değil mi? O bile gitmeyebiliyor bazen. Abi düşünün. Bir kere böyle bir 3 tane bira falan yuvarladım yani. Ya bir de ben yine bir de üstüne duracağım konu. Modla da çok alakalı biliyor musun? Yani, evet, psikolojik olarak da çok alakalı. Eğer kişi o an çok mutluysa daha rahat gidiyor gerçekten bazı besinler. Hani normal çünkü çok sorulan bir şey ya işte hani Efe Bey. Ben atıyorum bir gün
çok rahat yiyorum. Bir gün hiç yemiyorum. Nasıl oluyor falan gibi. Ya yani kişinin stres durumu. Hani doktor hep söyler, evet, stres yapma diye. Çok fark ediyor. Gerçekten ya. Çok etkili. Çok kötü ya. Instagram'da böyle çok fazla paylaşım yapan biri olunca ve diyetisyenize takipleşiyor olunca kötü oluyor. Tatil günü hamburger koyuyorum, bana böyle cevaplar atıyor. 3 nokta falan koyuyor. Vicdan yaptırıyor durduk yere, o biraz tatsız. Ben de yaptığımız hep hani görüşmelerde yani ben zaten söylüyorum. Yani arada bu tarz bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama önemli olan sıklığı ve miktar. Evet. Yani ameliyat dahi olmuş olsa kişi şu kızarmış tavuğu yerken ben nasıl olsa duracağım deyip yeme durumu olmamalı. Evet, o çok oluyor. Çünkü şey, yaşayan kişi olarak dinlenerek yediğiniz zaman yersiniz. Tabii. Dışarıdan yemek söylüyorum mesela. Atıyorum McDonald's söyledim. Bir tane menü geldi. Yarısını yedim, bıraktım. Bir saat sonra tekrar o yarısını yiyorum. Ben şunu yapmaya başladım. Biraz israf, evet, ama çöpe atıyorum yemeği. Yani mecburen çöpe atıyorum. Ya da yanında biri varsa muhakkak yanımdakini iteliyorum. Ama çevremdekiler bu sefer kilo almaya başladı. Onlar da atılmasın, ziyan olmasın diye yiyorlar. Ama tek başıma olduğumda ya sokaktaki hayvanlar için hazırlıyorum, o etini metini ekmeğini atıyorum. Ya da hani hayvanların da yiyemeyeceği bir şeyse direkt çöpe atıyorum yani. O da kendimi kurtarmak için açıkçası. Mecbur. Kanat verdin mi? Ben yedim. Kokoreç var. Soğudu kokoreç, soğudu. Kokoreç sonra. Hadi bakalım. Sonra mı? At araya ya bir kokoreç. Araya bir koko geç. Ha? Yavaş yavaş doyma geliyor. Yiyorsun Zeynep'ciğim. Neydi? Neydi biliyor musun? Bir tane tavuk. Bir kanat yedim, bir dilim de yedim. Lahmacun bıraktın zaten, lahmacun doyacağım bununla diye. Çeyreğini yedim. Okey. O kadar. Şu an doyuyor gibiyim. Ne durumdayız sence? 2,5 yılı düşünürsek. Bütün tüp mideyi danışanlarından çok özür diliyorum. Kalısını tüketmeyin diye bütün videoyu içtiğim için. Hüpletiyor oradan ya, görüyorsunuz yani. Şöyle söyleyeyim. Daha löp et tarzı bir şey olsa belki bu kadar yiyemezsin. Löp et olsa yani şu kadar falan yiyebiliyorum. 100 gram et yiyip doyarım löp et olsa. Öyle söyleyeyim. Bunlar biraz karbonhidrat falan böyle karışık diye. Koku nasıl? Bon. Yiyeceğim valla. Bitiremeyeceğim ama yiyeceğim yani. Anlaştık, ne diyeyim. Bugün cheat day. Yarın toparlarız. Dengelemek çok önemli. Yani şimdi bugün mesela burada abarttık. Yarın düzenli ve dengeli beslenmeye dönersek. Yarın hikayeni bekliyorum. Yarın bu kalanları yiyeceğim. Net. Net yarın bu kalanları hipleteceğim yani. Çok belli. Ben bırak şöyle ya, yapıyorum bir de. İçindeki kokoreci yiyorum. Yani ekmeği yemiyorum. Evet, ekmeği yeme var. Allah razı olsun. Çoğunlukla böyle canım bir şey çektiği zaman ekmek arası. Ekmeği neredeyse hiç yemiyorum. Çok tıkıyor çünkü. Sen şeyi hatırlıyor musun? Hayır. Ben deri ameliyatı olduğumda hastaneye gelmiştin ziyarete. Ne getirmiştin? Bak, hatırlıyor musun? Şimdi... Hayır. Tek kelime etme. Ben açıklayacağım bunu. Buradan ibreti alem olsun. Bu adam diyetisyen. Bir de benim diyetisyenim. Yatıyorum, hastanedeyim. Deri ameliyatı olmuşum. Sevgili Efeciğim sağ olsun beni ziyarete geldi. Yatıyorum, antibiyotikler bir damardan giriyor, öbür damardan çıkıyor. Zaten ağım gitmiş, bağım kalmış. Bana hani geçmiş olsun diye bir şey getirdim falan. Kutuyu ben bir açtım. Çikolataya batırılmış çilekler. Üstlerinde de şırınga şeklinde likör. Likör. Şırınga. Hastane şırınga. Tamam, çok tematik, harika. Bir, yani tatlı getirmişsin. Bayağı hayvan gibi çikolataya bulanmış çilekler. Ne getireyim sana? Yani, haklısın. Ama yani o likör nedir ya? Şunu diyeyim ki ben bir daha buradan dur bakayım şimdi buna bir şakalar şukalar. Bir şey yapayım. Yani yemeyeceği yani böyle tüketemeyeceği bir şey götüreyim böyle mors olsun diye. Akmadı o geldi. Ve ben yedim onu. Ama ben... nasıl? Likörü hemen çıkarttım üstünde. Ağzımda patlıyor. Şeker yok abi, şeker yok bak. Yemek okey, tatlı no. Tatlı yok. Gerçekten, yani gerçekten mi? Bak tek yani... şey yapamayacağım noktalardan bir tanesi. Tatlı gerçekten çok tehlikeli. Yani şeker bence direkt şey, legal uyuşturucu gibi bir şey. Tatlı şeylere çok bu tarzda böyle yaklaştığım gibi yaklaşamıyorum. Önünde bir kilo tatlı var. Tatlı uyuşturucu, tatlı zehir. Hadi kardeşim ya. Neyse. Bu da insanları kandırmayın. Bunun amacı farklı amacı. Ben ne yapıyorum biliyor musun? McDonald's'ın patatesine McFlurry'e daldırıyorum. Ya da varsa milkshake. O kadar iyi ki. Videoyu keser misiniz? McDonald's patatesi ve dondurması.
ekmeğe sürmüş tatlı gibi bir şey birleşmiş oluyor. Kötü değil. Kötü değil de yani. Bunun tabii daha ekler taze olması. Ekler pasta gibi olur. Evet, biraz ekler gibi. Ben hiç sevmem ekler pasta. Sıkışsın. Tatlı sevmiyorum zaten. Gerçekten mi? Ben yemekteyim. Ben yemek yemeyi severim. Adana var daha. Adana'yı lahmacuna sarıp yiyecektik, unuttuk. Senin önüne koyuyorum bunu. Önüne koy. Oh. Bunu izleyen diyetisyenler falan ne diyecekler ya? Bizim meslektaşa bak falan. Yani neyse, seni meslektaşlar olarak göreceklerinden çok emin değilim ama. Ben de emin değilim. Ben buraya acaba seni hiç diyetisyen de yazmasam. Aa, daha hamburger var. Olur, çok güzel. Malda ekmeği çıkar bak mesela. Adana dürüm koyuyorsun, önüme ekmeğini çıkar diyorsun. Başlıyorum. Hı. Birinci soru. Tüp mideli misin? Ben hayır. Ben evet, tüp mideliyim. Tüp midelilerin beslenmesine dikkat etmemesi durumunda olabilecekler. Mesela atıyorum kişi faraz yani 50 kilo verecekse 35 kilo da kalabiliyor. Öyle bir ters sıkıntı olabiliyor. Sonrası tabii o alışkanlıklar değişmediği için 50 kilo verse yani istediği kilo gelse bile ikinci yılından sonra yani 1,5-2. yılından sonra ve tekrar ufak ufak o kilo tırmanışları gözükebiliyor. Kurallara uymazsa da işte kusma, rahatsız olma gibi öyle problemler yaşanabiliyor. Ağır şeyler zaten bayağı bir süre yenemiyor. Aynen. Yani ben mesela tatlı denedim böyle 3-4 ayımda falan. Profiterol falan bir şey denedim. O kadar şekerli, o kadar ağır geldi ki bir kaşık aldım ve dedim ki daha fazla yiyemeyeceğim yani. O oluyor zaten. Damak daha ben gurme oluyor diyorum. Hani hassas oluyor sonrası. Yani. Evet. Ameliyat olmak için gerekli koşullar ne? Herhalde zaten üstünde en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Çünkü bazı cerrahlar çok düşük kilolu insanları da ne yazık ki ameliyat masasına alabiliyorlar. Öncelikli koşul beden kitle indeksinin 35 ve üstünde olması. Hani 40 ve üstüse zaten direkt ameliyat olabiliyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek morbid duymadan. Obez oluyor evet, çünkü oraya giriyorum. 35 ve üstü beden kitle indeksinde biraz cerrahla yaptığınız görüşmeye göre. Hani bir öncesinde bir diyet denenmiş mi? Spor yapılmış mı? Fiziksel bir şeyler yapılmış mı? Biraz da cerrahın istatime kalarak edilebiliyor ameliyat. Genellikle oluyor zaten 35 ve üstü. Yani 35 ve üstü gibi diyebiliriz. Son Amerika'daki yayınlanan şeyler literatürde hani 32,5 ve üstünde de yapılabileceği söyleniyor ama o zaman birazcık şeyler olması lazım. İşte yandaş şeker, hastalıklar evet, dediğimiz yandaş şeyler. Yandaş hastalıklar aynen. İşte bir şekerdir, tansiyondur, ne bileyim işte kadınlarda PCOS gibi bu tarz yandaş bir hastalığın olması lazım. O zaman da yine cerrahla konuşup yani hocam benim böyle böyle durumlarım var. Ben deniyorum, olmuyor. Hani veriyorum, alıyorum, veriyorum, alıyorum noktasında uygulanabilir. Zeynep, mide ne kadar sürede genişler? Ben daha 9 aylığım, 2 haftadır stresten yiyorum, korkuyorum. Bunu sana sormuş Zeynep demiş. Bunu bana sormuş. Ben alayım onu. Şuna bir açıklık getirebilir miyiz? Yani genel olarak böyle. Tamam. Tabii ki insanın yeme alışkanlıklarına göre değiştiğini biliyorum ama hakikaten tüp mide ameliyatı olmuş bir insanın midesi ne kadar kalıyor? Ne kadar ayda ne kadar büyüyor? Yani şöyle söyleyeyim. Midenin %80'lik kısmı alınıyor. Böyle yerli muz kıvamında gibi bir mide oluyor en baş dönemde. Şu an yok elimizde ama ondan bile küçük gibi yani ya da tam hani o kadar böyle minnacık. Şu kadar oluyor zaten aynen, mide. Yani çok minik bir midesi oluyor kişinin. Sonrasında onun en üst çıkabileceği limit çikita muz kıvamı. Yani büyüme dediğim şey 1,5-2 yıl sonra olacaksa olabilecek bir şey. Eğer ki ameliyat olması gerektiği gibi yapıldıysa. Ama mesela ben ilk ameliyat olduğumda bir köfteyle doyuyorken 6 ay sonra 2 köfteyle doyuyorum. Tabii ki. Yine büyüyor mide. Tabii ki. O aslında çok büyüme gibi değil de midenin rahatlaması gibi. Aynen. Şimdi orada bir dikiş hattı var. O dikiş hatları iyileşip tam bir doku kıvamına geldikten sonra o esneme özelliğini tekrar kazanmaya başlıyor. İşte senin 6. aydaki yaşadığın o olay o. Tekrar biraz böyle esneyebildiğinden dolayı sen de rahat rahat yemeye başlıyorsun. Şimdi bu herkesi çok korkutan bir şey. Ama aslında birazcık bizim de istediğimiz bir şey. Belli bir kilo verdikçe zaten yavaşlamaya başlar. Yani vücut kendi kendini durdurur. Ama kendi kendini durdurma noktası ana konuda o porsiyon biraz büyümesi. Çünkü alınan kalori artmaya başlıyor. Böyle kilo verdikçe ihtiyaç duyulan kalori miktarı azalır. Anladım. Vücudu şu. Çünkü kilo kaybı var yani. O da yine normaldir. Çünkü o da bana mesela çok gelen bir soru. İşte tüp mide sonrası çok kilo veriliyor. Bazal metabolizması çok düşüyor falan. Öyle bir şey yok. Yani kilo azaldıkça düşüyor. Çok normal aynen, bir süreç. Yani. Öyle bir kütleyle alakalı bir şey yani. Evet. Yani o porsiyon hep böyle en baştaki gibi gitse bu kiloyu nasıl durduracağız derdi ortaya çıkar. Buradan da bunu söylemek istiyorum. İşte çok kişi dediğinden dolayı sosyal medya hesaplarındaki her tüp midenin hesabında gördüğünüz işte bilmem kaç yıl oldu hala yarım köfteyle doyuyorum falan şeyleri çok gerçekçi değildir. Ya da kişi çok sık besleniyordur. Hani öyle bile olsa hala bir köfte doyuyorsa kişi çok sık bir beslenmesi vardır. Çünkü o kilo durmaz. Evet. Ya da kişi sağlıksızdır yani. Hani size böyle çok iyi bir şey gibi gelebilir o az bir şeyle beslenmek ama içerisi bozuk olabilir kan değerleri.
Ondan dolayı çok onları şey yapmayın. Herkes sadece kendini düşünsün. Yani... Ya evet, o tarz hesapları takip etmek de bence Türk mideli insanlar için çok böyle şey oluyor. Yani insanı tribe sokuyor. Ben o yüzden mesela hiç Türk mideli hesabı takip etmedim hayatım. Yani 2,5 yıldır bir tane Türk mideli hesabı takip etmedim, etmeyeceğim de. Yani çünkü o tabakları gördükçe insan kendini sorguluyor. Ya ben çok fazla yiyorum, benim midem çok daha geniş. Çok tribe sokuyor adamı. Tek öğrenmek istediğim şey, AVM'deki yağ ölçen şeyler doğru mu? Çok iyi soru. Konuşan kantar. Onu hiç kullanmadım. Yani o bir yağ ölçüm bir şey çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Gerçekten. Bak bir AVM'ye gidersen, bir dahakine denk gelirsen. Ya ben onu sadece kilo tartıyor diye şey yapıyorum. Yok bayağı yağ oranı, hani sizin o tanıta cihazları ya da hani diğer cihazlar gibi. Ya tamam gibi. Yani aslında bakın işte aynı mantıktır o. Yani. Ama bence bu sorunun üstüne bir AVM'de denk gelirsen git tartın ve senin ofisindekini tartın. Bir bakayım kıyasla. Bak, İlla fark sorun. Eder ya. Her şeyde fark. Mesela Tanita, yani markalar var tabii işte. Tanita'sı var, X-Body'si var. Mesela Tanita'da farklı yağ değeri, X-Body'de farklı çıkabiliyor. Yani onlar böyle rutin aynı cihazda tartılıp bakıldığı zaman bir yol gösterici olur. Mesela ödem tuttu vücut diyelim ki. O ödem gidip mesela kasın içinde tutarsa o elektrik akımı kastan gelir der ki kas kazanmış der konu. Oysa bir ödem o. Yani öyle bir şey yok. Bir sonraki hafta mesela o ödem gidince kas kaybetmiş diye çıkabiliyor. Kişi diyor ki kas kaybettim. Aslında kas kaybetmedim. Yani kasın içindeki su gitti dışarı. Çünkü kas öyle çok ne kolay kazanılan ne kolay kaybedilen bir şey. Yani onun için böyle hiçbir şey yememesi falan lazım. Ve bir hafta olacak bir şey de değil o. Yol gösterici gibi düşün. Yani birebir böyle naklen yayın şey vermez. Çarşamba operasyonum oldu. O derece yeni. Sıvı beslenme alınacak sıvı. Ne? Ama yok. Yani şunu sormuş olabilir mi? Çarşamba operasyonum oldu. O derece yeni. Yani daha yeni ameliyat oldum diyor. Sıvı beslenme de alınacak sıvı miktarı ne kadar olmalıdır diye soruyor olabilir mi? Ya vallahi ben bu işi çözmüşüm. O sıvı beslenme sürecinde aralarda tüm böyle çok minik bir yudum alıp böyle biraz ağız dolusu dediğimiz kıvamda bir yudumu alıp koyup YouTube şöyle bir 15 saniye gibi bekleyip hani o bir yudumla midede ne oldu? Nasıl bir tepki veriyor? Rahat mı değil mi? Onu gördükten sonra tekrar aynı şekilde bir yudum. Tekrar bıraktım. Hı hı. Yani mideyi tanımak adına yapılması gereken bir şey. Yani ondan dolayı direkt şu kadar sıvı şu kadar almayın gibi bir şey söyleyemem. Sadece çok önemli olan hususlardan bir tanesi ilk bu sıvı dönemi için su. Çünkü hani herkeste şey var. İşte başım döndü, gözüm karardı, kendimi çok hissetmiyorum falan diyorlar. Denebiliyor yani onlar. Hani zaten ne yiyorum ki enerjim olsun gibi düşünülüyor. Aslında oradaki şey yemek veya sıvı beslenmeden kaynaklı değil. Yetersiz su alımından kaynaklanabiliyor. Birinci hafta gibi bir süreç dolduğunda böyle 1-1,5 litre sadece su içiyor olması lazım kişinin. Ufak ufak iyi mi? Bu mesela yapılmamız gereken bir şey işte. Hani şu an tüp midem ameliyatı sonrasında ne yapmamak lazım bu. Yani küçük tabağınıza öğününüzü koyuyorsunuz, yiyorsunuz, doydu bitti ya. Tabaklar kalkıyor gidiyor. Çünkü böyle oturursanız işte böyle küçük küçük konuşurken ne kadar bilmiyorum. Bir saat oldu. Ne kadar oldu biz videoyu çekmeye başladık. Bayağı, bir saat 15 dakika oldu. Bir saatte bakın gördüğünüz gibi eşlik edebiliyorsunuz yani. Demir eksikliği nasıl giderilir takviyesiz? Demir eksikliğinin ne kadar olduğuna göre değişir. Yani eğer çok ciddi bir demir eksikliği varsa onu takviyesiz giderme gibi şansımız yok. Çok zor. Yani önce takviyeyi alıp sonrasında beslenmeyle onu desteklemek gerekir. Eğer böyle çok aşırı miktarda bir demir eksikliği yoksa da o zaman daha kırmızı et tarzı. Yani bizim kırmızı et dediğimiz kırmızı et ağırlık vermek gerekir. Ya da böyle ciğerdir, dalaktır. Onların tüketimini arttırmak gerekir sakatat ama tabii gidip yani. Evet, direkt sakatat yani ciğer dalak noktasında daha çok tüketim arttırmak gerekir. Ama gidip tabii böyle kızarmış Arnavut ciğeri değil. Yani öyle söyleyeyim ya hani ızgara pişmiş, tavada pişmiş bir ciğer gibi. Eti çok pişirmemek lazım. Yani böyle çok kanlı kanlı olsun da demiyorum ama hafif böyle içi pembem sulu gibi olur ya. Biraz o kıvamda olması lazım etin. Çünkü çok piştiği zaman içindeki değerler düşmeye başlıyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta C vitamini. Yani o demir kaynaklarıyla işte kırmızı, ciğer, dalak, mercimekler, yani kuru baklagil, yeşil mercimek tarzı veya kuru meyveler, özellikle kuru üzüm gibi kırmızı kuru üzüm. Onların yanında bir C vitamini kaynağı olmalı. İşte bu etin yanında bir bol limonlu bir salata olabilir. Eğer kişinin damak tadına uygunsa direkt etin üstüne limon sıkılabilir. Çünkü o C vitamini demir emilimini artırır. Eğer böyle bir demir eksikliği varsa çok yoğurtla birlikte bir tüketim olması lazım. Çünkü kalsiyum da tam tersi demir emilimini azaltır. Sen haftaya geliyor mu? Ne zaman geliyorsun? Alacağım. Ne zaman geliyorsun konuşmaya? Bakacağız. Ben biraz, biraz geçse geldim. Geçsin. Biraz geçsin şu an. Okay. Trans yağ oranım arttı vücudumda. Hipoglisemi.
İyi ne yapacağız diyor. Bir durduk yere bir hipoglisemi geliyor. Şimdi bir hal geliyor. Şimdi onun için şöyle bir şey yapmak lazım. Uzun süreli açlıklar olmaması lazım. Hipoglisemi engellemek adına gerçekten az az sık sık bir beslenme lazım. Tüp midir de bence bu daha da önemli. Çünkü yani düşük bir porsiyonla yiyorsunuz. Aynen. Az bir porsiyonla bir beslenme olduğundan dolayı istenen protein miktarını yakalayabilmek adına zaten hani 3 saatte bir gibi 3-4 saatte bir gibi illa bir öğün olması lazım. Tüp midir sonrası. Hipoglisemi ataklarındaysa eğer ameliyat olmamış bir bireyse biraz bir gözlenmesi lazım yine. Yani ne kadar süre sonra o şey geliyormuş gibi böyle hafif hissettirmeye başlar kendini. Oraları keşfettikten sonra oralarda ufak temiz bir karbonhidrat kaynağıyla birazcık bir proteini hop tüketip tekrar kendini yukarı çekebiliriz. Interfasting. Intermittent aralıklı, fasting dediğimiz sanırım. Uzun süreli açlık demiş. Sürdürülebilirliği bence yok. Yani bir insanın o şekilde yaşayabilmesi imkansız. Zaten bence en iyi diyet sürdürülebilir diyet. Yani doğru. En yakın evet. En iyi spor salonu da yakın spor. Aynen. O konsept gibi. Yani sürdürülebilirlik noktası üstüne odaklı olması lazım. Oo! Ben tatlıya geçiyorum. Sen soru cevapla. Okay, intermittent. Uzun süreli açlık. Uzun süreli intermittent fasting. Şimdi onun bir türleri var. İşte böyle warrior denen, işte 16'ya 8 denen tarzında işte bir 24 saat bir bütün gün bir aç, sadece su ve kalorisiz sıvılar olan, sonra bir gün boyunca yemek yenen tarif. Ondan sonra türleri var ama genellikle uygulanan 16'ya 18 gibi. Yani 16 saat açlık, 8 saat yemek yeme sürecin olduğu olanı daha çok uygulanan insanlar tarafından. Kilo kaybı oluyor mu? Tabii ki güzel bir kilo kaybı olabiliyor. Yani yine biraz kişinin kendini deneyip bakıp yani geçici bir süre kilo vermek adına onu nereye koyacaksın çok merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Yapabilenler var. Ben helal olsun diyorum. Yani. Makine gibi insanlar. Tebrik ediyorum zaten onları. Evet. Zaten onlarla çalışmak da çok keyifli oluyor. Çünkü veriyorsun listeyi. Vırt diye yapıp geliyor. Tabii ben ve mesela tak 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 kilo da iniyor yani aşağı. O okey keyifli. Sonra çok başarılı bir tatilin ben de övünüyorsun. Hani ama yani düşünmek de lazım. Yani bu insanın nasıl bir yaşantısı var? Nasıl bir yaşam tarzı var? Hemen direkt intermittent fasting çok yararlıdır falan. Evet tam yararlı. Sürdürülebilirlik. Yani o ön planda olması lazım diyetlerde. Sıvılar ayrı, katılar ayrı nasıl oluyor? Bir şey yerken su içilemiyor mu mesela? Bu soruyu sanırım zaten cevapladık yani evet. Videonun içinde. Yani videonun çok başlarında zaten hep çok bunu çok durduk. Evet. Ama mesela böyle çorba mesela çok karıştırılan bir şey oluyor. Mesela tabii kıymalı, yani çorbacı kıyma mıyma onlar mesela hani tolere edilebilir. Yani onlar illa böyle yiyor. Direkt sıvı sıvı şey gibi bir şey yok. Beyran sence olabilir mi canım benim? Ben yiyorum valla beyran. Ay çok güzel beyran. Ama yağ ve acı koydurmuyorum. Sadece o suyu, beyaz su ve etini yiyorum ve yarım porsiyon. Ya yani peki onu da şey gibi düşünebiliriz. Hani o eti yedim. Ufacık da suyundan aldım. Eti yumuşattım. Hadi oradan da hadi bağladım. Hadi. Bu soru ben de sormak istiyorum bu soruyu. Hı. Son kalan 5 kilo nasıl verilir? Bunu böyle değil. Son kilolar artık vücudum böyle demirbaşı. Demirbaş dediğimiz kilolar gibi yani olur. Yani ben mesela 65 kiloyum. En son ne zaman 65 kiloydum hatırlamıyorum. Yani ortaokul falan da muhtemelen. Evet yani çünkü indikçe kilo eski kilolara gelinir. Ondan dolayı o noktada gerçekten spor en büyük destekçilerin bir tanesi olabilir. Ya da böyle çok ciddi sıkı diyetler uygulanabilir. Hani sürdürülebilirlik falan dedik ama işte kısa süreli. Hani işte mesela intermittent fasting olabilir ya da böyle detoks gibi demeyeceğim ama sıvı beslenme gibi. Biraz sert böyle hani vur kaçlar yapılabilir. Evet vurdu şöyle bir sarsacak böyle ne oluyoruz dedirtecek. Ufak kaç şeyler yapılabilir. Vur kaçlar yapılabilir. İlgisi var mı? Diye bir soru gelmiş. Var. Uzun süreli bir ilişkim var. Tüp mideliyim. Sanki son zamanlarda midem büyüdü, iştahım arttı. Ne önerirsiniz? Şimdi o iştah artışı böyle en baş süreçte olmuyor. Onun bir olmama sebebi grelin hormonu dediğimiz bir iştah hormonu var. Ve o hormon midenin üstündeki hücrelerden salınıyor. Şimdi miden o %80'li kısmı gidince doğal olarak o hücrelerde gitmiş oluyor ve o grelin hormonunun salınma miktarında bir azalma ortaya çıkıyor. Ancak vücudumuz adaptasyonu çok açık ve zamanla o grelin hormonunu bağırsaklardan salgılamaya başlıyor ve iştah tekrar yerine geliyor zaten. Yani o yine beklenen olağan bir şey. İştah artışından sonra yani hani o iştah artışındaki o noktadan sonra yapılacak olan şeyler yapılması gereken şey daha doğrusu en önemlisi tercihler. Yani iştah arttı. Okey canımız yemek yemek istiyor. Ama ne yiyoruz? Bugün yani, ne yiyeceğiz? Daha çok hep dediğimiz protein ağırlıklı bir beslenme olma. Yani çok canım bir şey yemek istiyorsa süt ve süt ürünleri grubu gibi bir şey olabilir. Protein tozu kullanılabilir. Ya da böyle işte tavuğu atıyorum böyle güzel haşlayıp pişirip dolaba atıp çünkü biraz böyle bir iki gün gibi gider. Küçük küçük küp küp böyle bir atıştırmalık gibi tavuk yapılabilir.
İşte artış için durum bu. Eğer porsiyonlarda ciddi bir artış varsa Zeynep'in en sevdiği program mide resetleme programı yapılabilir. Onu da şöyle çok kısa bir özet geçeyim. Bu ameliyat sonrası süreç gibi düşünün programı. İşte sıvılar, püreler, yumuşak katlar, katılar diye geçiş yaptığınız bir program. Ama böyle ameliyat sonrası o 1 aylık 45 günlük bir süreç gibi değil. Daha 10 günlük kısa bir program gibi oluyor. Hem güzel bir kilo kaybı oluyor ortaya. Yani biraz böyle direnç kilolarını kırmak adına yapılabilen bir şey. Hem de gerçekten porsiyonlara bir tık azalma oluyor. Hani böyle tabii ki bir ameliyat sonrası gibi böyle pat tekrar işte bir köfteye falan düşmüyor ama hani atıyorum 3 köfte yiyorsanız işte 2 köfte gibi düşebiliyor. Ama o bile bazen çok şeyi değiştiriyor bize sonrasında. Evet, azalıyor gerçekten. 3 gün sıvı, 3 gün püre, 3 gün yumuşak katı katılar gibi. Sonra işte katılar. Sonra yine katıya geçtiğimiz 9-10 günlük bir şey. Ama hakikaten midenin büyüdüğünü hissediyorsan ve kendi yemeni ve iştahını birazcık olsun durduramadığını düşünüyorsan güzel bir geçiş oluyor. Sonrasında tekrardan çünkü hakikaten az yediğin için o böyle ilk zamanki dönemlere dönüyorsun. Biraz psikolojik olarak da bence aynen etkiliyor. Zararlı şeylerin yenmesi mideyi genişletir mi ya da kilo verimini durdurur mu? Yani mideyi genişletme anlamında çok şey yok. Yani mide dediğin gibi. Yani çok yerseniz porsiyon olarak zorlarsak yani mideyi mide genişler. Yani o çünkü esnek bir organ dediğimiz gibi en başta da çok zorladıkça onu genişlemeye başlar. Öyle bir şey olur. Kilo verme durdurur mu? Tabii ki durdurur. Tabii ki durdurur. Yani hiç acımaz yani. Hiç ya öyle şey düşünmeyin ya. Çünkü mide ameliyatı oldum. Yani çünkü bana şey diyorlar mesela işte. Yani zayıfladın tabii abi ameliyat oldum diyorlar. Yok böyle bir şey. Evet. O kadar çok insan var ki ameliyat olup zayıflayamayan. Yani çok insan var. Yani hem orada bazen böyle ameliyat düzgün yapılamamış olabiliyor. cerrahi hatalar olmuş olabiliyor ama hani normal olması gerektiği bir ameliyat yapılsa bile yani istenen miktarda zayıflayamalar oluyor. Sonra çok çabuk kilo alımlarını yaşayanlar olabiliyor. Ya yani mesela bu konuda hani senin dediğin abi ameliyat olunca rahat falan noktası mesela diyetisyenlerde böyle bir bilinçsizlik var. Yani ben böyle görüyorum bazı hikayelerinde falan işte tüp midir işte öneriyor musun? Asla önermiyorum. Evet evet yani, bir o tayfa var. Şimdi 200 kilo bir insanın psikolojisi veya yıllarca sana gelmiş, bana gelmiş. Hani Türkiye'nin en ünlü diyetisyenlerine gitmiş. Çünkü böyle oluyor birazcık. Hani herkesi denemiş. Olmuyor yani. Evet. Veriyor ama geri alıyor. Yani yapamıyor o şeyi, yaptıramıyor. Ve al ver 150 kilo, 100 kilo, 120 kilo. Yani ben bakıyorum Zeynep'e. Fıstık gibi kız oldu yani. Hani ondan dolayı böyle bir şeyi insanlardan almak, işte buna dirençsizlik, iradesizlik öyle bir şey yok. Evet, bu çok aşağılayıcı bir şey. Ve ben bunu bir arkadaşıma yapmıştım. Hatta bir kere bunu Instagram'da söylemiştim. Çok yakın bir arkadaşım ameliyat olacağını söylemişti ve ben o zaman çok karşıydım ameliyata. Hani niyeyse çok zararlı geliyordu ve ilk dönem bir mide ameliyatı ortaya çıktığında herkesin bir şey hali vardı ya hani tabii, çok zararlı, mide kesilir mi bilmem ne. Ve ben arkadaşıma demiştim ki yani hani bence kolaya kaçıyorsun. O kadar üzüldüm ki sonra. O da çok kolay kaçıyordu. Olmadığını yaşadın çünkü. Kolay ben bir şey değil yani. Bir o noktaya geldim bir kere yani tüp mide olmam gerektiği. Ne hissettiğim noktaya geldim hayatta. 110 kiloyu gördüm ve artık psikolojim alt üst oldu. Ve gerçekten kolay olmadığını da gördüm. Yani püre döneminde baklavayı rondodan geçirip püre yapıp yemeye çalışan insanlar var. Ve bu insanlar zayıflayamıyor tabii ki. Yani o yüzden hani... İşte... Beyin obezliği. Yani beyninizi kestirip almanız bence daha mantıklı midenizden ziyade. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ameliyat olmaya karar verme yoluna giriyorsanız... gerçekten çok iyi araştırın. Ve kafaya onu çok iyi oturtun. Hani gerçekten evet bunu olacağım, başıma gelecekler bunlar deyip çok iyi oturtmanız çok önemli. Ben de yakın tarihte yaşadım. İşte çikolata ağzımda emeyim falan hani gibi şeyler. İşte onlar bizi çok etkiler. Yorar da sizi ve tüp mide gerçekten hiç kolay bir şey değil. Evet. Yani buradan meslektaşlarıma söylüyorum hiç kolay değil. Yani öyle pat 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 güzel ama çok yemek yemesini çok seven birinin yemek yemediğini düşün. Yani çok o büyük bir boşluk bu arada psikolojik tabii, olarak. Çok büyük bir boşluk yani. Yani o bir insana yaşatabileceğiniz en kötü şey. Çünkü yemek yemek yerine dünyanın en keyifli şeyi. Ve benim hep savunduğum şey şu. Ben 3 yıl olacak bu alanda çalışmaya başladım. 3 yıldır bu alanın içindeyim ama kilolu bir insanın psikolojisini kilosu olmayan biri bilemez. Bence tüp mide ameliyatı olan insanların midesi genişlemeye ve yemeye başladıklarını fark ettiklerinde yani yiyebildiklerini fark ettiklerinde yaşadıkları en büyük sıkıntı şu. Uzun süre obez olarak büyümüş, ergenliğini geçirmiş, erişkin olmuş insanlar normal insanların nasıl denge kurduğunu ve beslendiğini bilmiyor. Şimdi ben mesela 10 yaşında, yani 10 yaşından beri kilo almaya başladım ben. Geldim 24 yaşında ameliyat oldum. Benim 14 senem kilolu geçti. Ve ben hayatım boyunca hiç şunu yaşamadım. Aa bugün çok yedim, yarın dengeli besleneyim.
Aa işte bugün fazla abarttım, yarın sıvıyla onu tolere edeyim, bir şey yapayım ya da spora gideyim. Hiç böyle yaşamadığım için ben Türk milli ameliyatı olduktan sonra, midem yavaş yavaş genişlemeye başladıktan sonra hiç bunu yapmadım. Tabii onun Çünkü böyle bir dürtü yok bende. Bence en büyük Türk milli ameliyatı olan insanların en büyük eksikliği, çoğu uzun süreler obez oluyor yani benim gibi. Hani 10 sene, 15 sene, 20 sene obez geçiyor hayatlarını ve hiçbir zaman şunu bilmiyorlar yani. Denge. Yani bir gün az yiyeyim, bir gün çok yedim, onu dengelim yok. Bizde bence sıkıntı bu. İşte zaten senle de bir savaş veriyorduk ya. İşte Evet. o oydu zaten. Evet. Çünkü Bilmiyorum çünkü evet. böyle bir dürtüm yok benim Hani çünkü yani. mesela yiyorsun. Yani en son ben sana zaten böyle program bir şey çıkarmasın. Ben tamam bak işte ye ama şöyle yap böyle yap diye. Çünkü mesela kesinlikle katılıyorum çünkü bilmiyorsun. Yani Evet. hiç yapmamışsın. Nasıl bir şey? Şimdi canı yemek istiyor. O gün de yemek istiyor. O Yani yüzden ha. çoğu insanın bence kilo almasının sebebi bu. Çünkü zaten ilk 6 ay falan Tabii yiyemiyorsun bir canım. şey. 6 ay boyunca sizi böyle sanki mahkum ediyorlarmış gibi bir köfte, iki köfte, yanına minicik bir yoğurt, bir yumurta falan yediğiniz ve sırf proteinle beslendiğiniz bir 6 aylık Süreç var. süreç var. Onun sonrasında mide minik minik genişleyince, ben makarna da yiyebiliyorum. Aha cips yiyince benim midem Bir şey dolmuyor olmuyor falan. oluyorsun. Sonra da bunun dengesini kurmayı bilmediğin için, çünkü hayatın boyunca hiç böyle bir şey yapmamışsın, hep yemişsin yani hiç denge kurmaya çalışmamışsın, kilo alıyorsun. Doğru. Bence bunun öğretilmesi lazım. Benim en büyük yaşadığım eksiklik bu Aynen. kendimle ilgili. Şimdi oturtmaya çalışıyorum. Yarın mesela hakikaten bir şey yemeyeceğim yani. Ama işte bu işte normal, Yani. bu normal insan hareketi. Ben normal insan olmadım ki Ama hiçbir işte zaman. Beyin obeziyim ha yani ben. yaşarım işte. Ben onu diyorum. Şimdi bunlar hep zamanla olacak şeyler. Sorular geliyor. Bir dakika dur. Bu olay yemek yemek değil mi ya? Yükseldim bir anda. Yerken konuşabiliyorsan konuş. No. Vegan olan Türk mide hastaları için önerilerin var mı? Bu bezelye şeyin yani bezelyeden elde edilen pea protein dediğimiz o tarz proteinler var. Türkiye'de çok nadir bulunuyor ama bulunabiliyor. Yani Türkiye'de de var. Ya da direkt yurt dışından sipariş elde edilebilir. Yani bitkisel kaynaklı proteinlerden elde edilen protein tozu bir kere kesinlikle olmalı. Çünkü başka türlü protein alması çok Evet, zor. çok zor yani. Ağırlığı da hani normalde vegan olmayan bireylerde ne diyoruz? Hep kırmızı et yiyin, işte tavuk yiyin, et ağırlıklı, protein ağırlıklı besleniyoruz. O zaman biraz bitkisel proteinlere yükleneceğiz. Onlar da neler? Kuru baklagiller. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ne var be? Anlatma. Aynı diyeti ameliyat olmamış bir kişi uygularsa ne olur? Yapan yapar da nasıl yapar bilemiyorum. Yani evinde mi Serum evindeyse falan taktırarak yani yapabilir. mütemadiyen evde oturuyorsa falan böyle evde yatar modelde yapılabilir tabii ki. Ama ya şey çok acayip. Mesela atıyorum ben 65 kiloyum. İşte 1,63 boyundayım. Bu bünyeli benim gibi birini daha koyuyor benim yanıma. Ama o Türk mideli olmasın. Normal mideli olsun. Bana mesela atıyorum çeyrek porsiyon bir yemek yetiyor. Ona yetmiyor. Ama o düşüp bayılmıyor. Pardon, ben düşüp bayılmıyorum, o düşüp bayılıyor. O işte biraz midenin doygunluk sinyaliyle alakalı. Çünkü O seni yani yetiyor yani tabii o. canım çünkü senin miden diyor ki yani oraya beyni diyor ki ben doydum. Yani şu an fullüm diyor bunun üstüne alamam diyor. Miden ha tamam doymuş. Ha, o sinyalin Tabii. gitmesiyle ilgili bir şey Tamam bu. bu doymuş diyor artık yani Yani buna. normal aslında bir insanın Evet. midesi küçük olsa, Evet. senin kilonda bir insanın midesi küçük de Evet. olsa o Evet. sıvı diyetini Ya. yapabilirdi yani. Ama Aynen. çok uzun yıllar sürekli diyet yapıp düşük miktarda beslenince o mide işte esnek diyorum ya. Orak biraz çeker kendini. Doğru o doygunluk hissiyatını yaşayabilirsin. Yani o öyle Anladım. bir şey. Beyne tamam doydu. Doydu sinyalin gitmesiyle alakalı. Ameliyattan sonra midenizi rahatsız eden besinler oluyor mu? Bu besinleri zamanla yemeye başlayabiliyor muyuz? Yoksa hep mideye zarar mı veriyor? İyi soru. Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı dönemsel olarak bazı besinler tabii ki tepki verebilir. Hani Mesela Pınar da söyleyeceğim. Pınar domatesi kabuklu yiyemiyordu ve kızartma yiyemiyordu. Uzunca bir süre mesela dokundu yani garip. Yumurta yapabiliyor bazen. Hani 10. gün gibi başlıyoruz diyoruz ya. Yumurta mesela çok hani oturdu diye bir yemeyebilenler olabiliyor. O gibi durumlar şöyle bir hafta falan, bir hafta 10 gün bir erteliyoruz. Bu tamamen insan yani Tabii insandan tabii. insana göre değişen bir Tabii şey tabii. değil mi? Herkese değişen bir şey. Yani onlardan aldığımız geri dönütlerle aslında orada biraz süreci devam ettiriyoruz. Mesela bana dese ki şu yumurta beni çok rahatsız etti. İşte tüketemedim yani. Midemi bulandırdı falan. O zaman diyor ki bir hafta 10 gün erteleyin. Bir hafta 10 gün sonra tekrar deniyoruz. Yine aynı etkisi o zaman diyor ki işte 2 hafta, 3 hafta gibi. Yine mi aynı oldu? Tamam 1 ay tamam yemeyin. Yani 1 ay 2 ay bir yemeyin şu yumurtayı. İyice bırakalım. 1-2 ay sonra diyor ki aa yarım yumurta yedim gitti. Gibi şeyler olabiliyor. Yani Anladım. zamanla geri Zamanla. başlanabiliyor. Ha bazı böyle ömürlük rahatsız eden besinler olabiliyor mu? Olabiliyor.
Olabiliyor. Yani 2 sene geçti, 3 sene geçti hala atıyorum işte kızartma yiyince midem böyle fokur fokur yanıyormuş gibi diyenler var. Bu var. Ben mesela söyleyeyim, bende var o. Kırmızı şarap. Mesela. Kırmızı şarap içemiyorum. Eskiden beyaz şarap ağzıma sürmezdim. Senin için bu tabii iyi bir şey ama eskiden beyaz şarap hiç sevmezdim, hiç içmezdim. Kırmızı şarap çok severdim. Ameliyattan sonra ne zaman kırmızı şarap içmeye kalkışsam böyle mide çeperim alev alıyormuş gibi hissetmeye başladım. Anında bıraktım. Şu an mesela çok seviyorum beyaz şarabı. Ameliyattan sonra ne kadar süreyle takviye ilaçları kullanmamız lazım? Yine sanırım doktordan doktora göre değişen bir soru. Değişen bir soru. Biraz ameliyattan ameliyata değişen de bir soru. Bypass mı? Evet. Mide mi? Çünkü mesela kilo kaybı ameliyatları diye geçer aslında burası. Bir porsiyon kısıtlayanlar var. Bir de böyle emilim azaltan dediğimizde bypass grubu var. İçin içine bağırsaklarında girdiği grup var. Tüp mide üstünden yola çıkacak olursak tüp mide ameliyatı sonrasında mesela bizim sistemimizde hani 3 ayda bir rutin kan testleri oluyor işte 1, 3, 6, 9, 12. aylarda. Sonrasında böyle 6 ayda bir, daha sonra yılda bir. Orada çıkan sonuçlara göre ekstra takviyeler tabii ki verilmiştir. Genellikle B12 demir veya kalsiyum tarzında. 2,5 sene oldu. Geçen kan tahlili yaptırdım. Koray Hoca dedi ki B12 al mesela. Tabii ki yine kişinin beslenmesine göre çok değişkenlik gösteren bir durum. Yani eğer kaliteli besinler tercih ediliyorsa bunun gibi şeyler yoksa yani mesela böyle saç dökülmesi falan çok soruyorlar. Tabii. Benim saç dökülmem çok böyle hayvan gibi olmadı mesela. Yani kendi saçlarımı yaktım ama başka bir konu. Tüp mide ameliyatı olduğum ilk dönemde saçlarımı gri yapmıştım yine. Size öyle söyleyeyim. Yani saç dökülmesinin had safhada olduğu bir dönemde benim saçlarım griydi yine. Ona rağmen kel kalmadım. Çünkü düzgün beslenip takviyelerinizi alırsanız gerçekten saç dökülmesi çok az oluyor. O saç dökülmesi 3. 4. ay gibi başlar. 9'a kadar devam eder ama azalan bir ivmeyle devam eder dökülme. Sonra 9'da durup tekrar böyle bebek saçı gibi baş vermez. Yani kök sizde oluyor. Yani sizde kalıyor yalnız kök. Çok kötü beslenen ve çok kötü saç dökülmesi yaşayan insanlar var. Onların hakikaten beslenmelerinde sıkıntı var ve takviye almıyorlar bence. Yani bir de çok özür dilerim, bir şey söylemem lazım. Olur tabii ki. Şunu çok fazla duyduğum için sen de bana katılırsın diye düşünüyorum. Çoğu insan tüp mide ameliyatından sonra safra kesesini aldırmak zorunda kalıyor. Çünkü yağ kaybı çok hızlı olduğu için çamurlaşma ve sonra taş yapıyor. Evet. Doğru muyum? Şöyle bir şey de var. İşte o safra kesenin içindeki o safranın boşaltılması adına mideye belli bir miktar bir besin girmesi gerekiyor. Şimdi tüp mide sonrası o kadar bir besin girişi olmadığından dolayı o safra boşaltılamıyor. Ve doğal olarak orada bekliyor. İşte mesela onun için biz bir ilaç verdiyiz. Ursak dedi işte o korusun safra i̇şte kesesini. Evet onu söyleyeceğim. Yani bazı doktorlar vermiyor safra kesesi koruyucu. Ve benim 2 ya da 3 arkadaşım safra kesesini aldırdı. Ne iş yapıyorsun ve ne mezunuyum diye bir soru ben gelmiş. De bunu hep çok merak ediyorum. Yani evet. İkimiz de cevaplayalım. Peki. Ben Bahçeşehir Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunuyum. Reklamcıyım yani sosyal medyacıyım. İnfluencer. Aslında o mesleği düşürüp yazıyor. İçerik üreticisi dersek aslında benim için daha iyi olur. Hem kendime içerik üretiyorum hem de markalara içerik üretiyorum. Evden çalışıyorum. İnsanlar gibi vergimi veriyorum. Bu kadar. Yeditepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü mezunuyum. Harika. Diyetisyenim. Yani insanların beslenme alışkanlıklarını düzeltip daha sağlıklı bir yeme içme alışkanlığı kazandırmak adına gerek ameliyat olmuş kişilerde gerek ameliyat olmamış kişilerde meslek hayatıma, kariyerime devam ediyorum. Alev sormuş. Üçümüz ne zaman bir araya geliyoruz? İnşallah en kısa zamanda ya. Bu konu aklımızda. Ömür boyu lıkır lıkır su içilemediği doğru mu ve alkol ne zamana kadar yasak? Şimdi bu soruya ben cevap vermek istiyorum. Çünkü yaşayan kişi zaten. Ben yaşıyorum. Lıkır lıkır su içiliyor. Ne zamandan içiliyor biliyor musun? 5 ya da 6. aydan itibaren sanırım. Doğruysam, yanlışsam. Yine güzel. Değişir. Yine değişir ama ben yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6. ayda artık böyle lıkır lıkır su içiyordum. Yani hiç öyle bir şey yok. Normal bir insan ne kadar su içebiliyorsa o kadar su içebiliyorsunuz bir süre sonra. Evet. Evet. Alkol de zaten. Onayladım. Sağ ol. Alkol de zaten dedik 6 ay. Yani birinci aydan sonra denenebilir ama ilk 6 ay çok bulaşmamak lazım. Neyse biri ya sen çok iyisin demiş gülmüş. Teşekkür ederim. Sana değil. Bana dedi. Bunlar hiçbiri bana değil. Hayır bunlar sana değil. Ömür boyu diyet diyorlar. Ameliyat olmasanız da ömür boyu diyet. Yani hani illa bir denge ve düzen olması şart. Diyet demeyelim de dengeli beslenme. Evet, sağlıklı beslenme denebilir aslında. Sıvı beslenme ne kadar sürüyor? Ya işte bu da aslında bakıldığında her doktordan doktora değişir ama bizim için ilk 10 gün gibi. Şubat ayında ameliyat olacağım. Öyle iyi gelir ki bu konuda bir video.
yurtta kalan bütçesi sınırlı biri için uygun bir beslenme planı mesela? Şöyle söyleyeyim. Aslında ilk sıvı dönem çok zorlu geçmez. Evet, çünkü zaten evet, yani her şey, yani bir ayrandır, kutu süttür, işte meyve sularıdır. Bir dakika, çok özür dilerim de künefe yemedik. Son soruya şu künefeyi bir artık sıkıştıralım. Şimdi kan şekerimiz yerine gelsin, toplayalım künefeyi. Böyle tek lokma da aldım. Ciddi misin? Protein ağırlıklı bir beslenme nasıl olur? Ton balığı. Yani konserve ton balığı. En rahat bulunabilecek şey zaten olabilir. Doyar bir tanesiyle. Aynen öyle. Yine protein tozu takviyesi kullanılabilir. Hazır böyle şey gibi olabilir. Hazırlar var. Aynen. Bunun namlı yoktu. Doğru. Onlar kullanılabilir. Ya da böyle proteinli sütler falan, onlar kullanılabilir. Yine aynı işte süt ve süt ürünleri grubu olabilir. İşte yumurtadır, peynirdir. Onlar çok rahat yapılabilir. Hani yurt ortamında şey olabilir çünkü bazı hani mutfak oluyor ve mutfağa çıkıp hani yumurta kırdım, pişirdim gibi yapılabilir. Benim bir sorum var sana. Oh. Ses tellerine ilgili problem nedir? Şimdi bir doktor dedi ki, şimdi ses tellerini şöyle düşün, tamam mı? Bunlar normalde biz konuştukça şöyle şöyle birbirine vuruyor ya. Benim bu soldaki ses tellerim felç. Aa. Yani bu buraya felç gelmiyor. Bütün işi bu sağdaki ses telleri yapıyormuş gibi. Ha. Doğal olarak o da bir yerden sonra ne zaman çok oldu konuştukça bu arada? Bir Antalya tatili sonrası klimayı artık eksinin de altında bir derece indirdikten sonra ben uyandığımda donmuştum. O gün sesler bir gitti gidi, şok ediş. Hadi ya. Bir doktor da dedi ki işte ikisi de çalışıyor da hafif ödem var dedi. Soru geleceği için sordum. Çünkü genelde biz farkında olmuyoruz. Mesela bana da şey diyor, burnumun şurası gidik ya. Burnunu yaptırdın ve kötü mü oldu? Burnunu mu yaptırdın? Yaptırmayı düşünüyor musun? Böyle insanların değişik farklı ve merakları. Değişik şeyleri varsa onları soruyorlar. Yo, ben de ben sana bu soru gelmeden ben sormak istedim. Yo, o oluyor zaten. İşte Kore Öcal'de video çekerken falan işte bizim Mete geliyor çekiyor falan. Bana öyle hatta video atmış. Bu sesin böyle oynadığı çıktığı yerler var. Mesela onu böyle kolajlamış. Oynuyor mesela. Hani böyle konuşurken sanki bir şey olmuyormuş gibi geliyor ama böyle cümleye başlarken aslında böyle bir inip evet. Çıkıp ya çünkü şey yapıyormuş gibi. Çünkü uzun bir video olacak evet. Ve bayağı konuştuk yani. Kesin bu soru gelecek diye açıkçası insanlara da açıklayalım diye sormak. Biz de bilmiyoruz. Yani arkadaşlar, evet. Ben de bunu mu yaptırdım ya? Olmadı evet. Onu da söyleyeyim. Onu da bir açıklık getireyim. 19 yaşında yaptırdım. Başka sorunuz varsa aşağıya yazsınlar. Cevaplar mısın? Cevaplarız. Emir vaki yaptı. Sorun cevaplarız. Ama yani aşağı yazarsanız postun altına ben Efe'yi geldi. Cevaplarız. Efe'yi darlarım. Efe'ye cevaplarım. Beni et diye etiketlersin, şey yaparsın. Tabii tabii. Instagram'ını falan da aşağı yazarım zaten. Oradan Efe'ye direkt şey olarak da ulaşabilirsiniz. Aynen. Efe aynı zamanda tüp mide ameliyatı olmayan insanlar için de danışmanlık veriyor. O da aklınızda olsun. Bağdat Caddesi'ndeki ofisinde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu korkunç fikre ortak olduğun için. Midem çok ağrıyor. ben çok kötüyüm. Su içmem lazım ama midem o kadar dolu ki su içemiyorum. Gerçekten hiçbir videomu böyle bitirdin mi? Hayır. Sana yazıklar. Ben sanaya giriyorum ya. Hadi en son aşkım. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.